Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, izhar derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 29. dersimizi beraber yapmış olacağız inşallah. Evet, izharın girişinde tabii ki kitabımızın temel 3 omurgası vardı. Amil mamili Biz bunlardan 60 amil konusunda 20 tane amili görmüştük. Bir isimde amil olan harfi celleri. Şu an iki isimde amil olan 21 ve 22. amilleri görüyoruz. 60 amilden. Ve burada da e, burada da iki isimde amil konusunda da e, inne ve enne, elif nun maddesi diyorduk hareketsiz haline. Bu elif nun maddesiyle ilgili iki başlıkta konu göreceğiz. Bir okunuşu, iki hafif tahfifleşmesi. Okunuşuyla ilgili en son e, geçen 3 dersimizde Kesra okunan inne okunan en 10 yeri, fetha okunan 10 yeri, 20 yeri yani toplam ve 2 tane de yer vardı ki iki takdiri caizdi. 22 yer toplamda 22 şeklini bunun formatını görmüştük. En son dersimizde iki takdirin caiz olduğu yerleri görmüştük. E, şu an bugünkü dersimizde elif nun maddesinin okunuşunu bitirmiş olduk. Şu an tahfifleşmesine başlıyoruz. Elif nun maddesinin tahfifleşmesi şu anki konumuz inne ve enne ile ilgili aynı zamandaki son konumuz değerli izleyenler. Elif nun maddesinin tahfifi. Neden inne neden in enne neden en olur? Elif nun maddesi çok kullanıldığı için kesreti istiamal diyoruz buna ilmi ifadeyle. Bazen tahfifleşebilir. Yani hafifletilerek sonundaki inne, enne deyince, şedde yapınca şeddeyi biz maksutla öğrenmiştik. İki tane aynı harfin, biri sakin, ikinci harekeli aynı harfin yan yana gelmesiyle oluşurdu. Dolayısıyla şeddenin sonunda inne ennenin sonunda iki tane nun var. Hafifletilmesi demek bunun sonundaki nunun hasfedilmesi. İki nun varsa bir nun kalır. Inne in olur enne en olur. Slaytımızda gördüğümüz gibi inne in enne en olur. Neden oluyormuş? Kesreti istiyamel çok kullanıldığından dolayı böyle bir şey olabiliyormuş. Şimdi biz önce innenin in olmasını bu dersimizde göreceğiz. Bir sonraki dersimizde ennenin en olmasını göreceğiz. İnne, in olunca ne gibi değişiklikler oluyor? Şimdi bu konuya başlamadan önce konunun arasında anlatacağı bazı terimler var. O terimlere vakıf olalım sonra konumuza başlayalım. Müpteda fiilleri nedir değerli izleyenler? Bu çünkü e, innenin tahfifleşmesini anlatırken arada söyleyeceği bir ifade. Peki müpteda fiili ne demek? Müpteda haber olan cümlelere gelerek, müpteda ve haberi kendisine mamul yapan fiillerdir. Bir fiil ki mübteda haber olan cümleye dahil oluyor. O mübteda haberi kendi mamuru yapıyor. Bunlar kaç tür fiillerdir? İki tür fiillerdir değerli izleyenler. Bir, nakıs fiiller. Avamilde nakıs fiili üstün körü görmüştük. İzharda daha detaylı göreceğiz inşallah. Amil, amili kıyasi bahsinde bütün detaylarıyla, fertleriyle görmüş olacağız. Nakıs fiiller değerli izleyenler, kâne, kâde ve kardeşleri benzerleridir. Bunlar mübteda haber olan cümlenin başına gelirler. Mübtedai ismi haberi de kendi haberleri yaparlar, mamulleri yaparlar. Bunlar mübteda fiilidir. Peki ikinci bölüm olan efali kulüp ve ona mulhak olan fiiller. Efali kulüp ne? Ona mulhak olan fiiller ne? Bunları da inşallah fiil bahsinde, amili kıyasının birincisi fiil bahsinde az kaldı oraya dersimiz. Çok daha detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Dolayısıyla burada biz bunları detaylı detaylı anlatmayacağız. Bizim şu anki konumuz müpteda fiili ne demek? Müpteda haber olan cümlenin başına gelip o müpteda haberi kendine mamul yapan fiillerdir. Peki bunlar nelerdir? Nakıs fiillerdir. Ef'ali kulüp ve ona mulhak olanlardır. Zanne ve sayyara gibiler. Bu ifadeleri inşallah amili kıyasının birincisi olan fiil basını bitirdikten sonra bu ifadelerin zannene, sayyarane, kade, kadene bunların hepsini çok daha vakıf bir şekilde e, bu konulara geri döndüğümüzde daha rahat anlamış olacağız tabii ki. Şimdi ef'ali kulüp en temel anlamıyla İş duyguları, düşünceleri ifade eden fiiller. Nakıs fiiller de işte kâne, kâde ve kardeşleri gibiler. Bunlar müpteda fiilidir. Bu konumuzun ön girizgahında yapmış olduğumuz bir giriş. Giriş değerli izleyenler. Şimdi konumuza başlayalım, dönelim. İnne, in olunca cümlede yapısal anlamda değişiklikler oluyor mu? Evet oluyor. Tahfifleştiği zaman yani inne in olduğu zaman 3 değişiklik meydana gelebiliyor. Birincisi zorunlu olan bir değişiklik. İnne in olduğu an cümlenin haberinin başına lam gelmesi vaciptir. İptida lamı veya lamı farika dediğimiz lamın gelmesi vaciptir. Yani inne in olduğu an haberin başına kesinlikle bir lam gelir. Bu vaciptir, gelmek zorundadır. İki, göreceğiz. İnne in olunca ilgası yani amelden bozulması caizdir. İlga amilliğinin iptal edilmesi artık amil değildir. İnne amildir, in de amildir ama istersek in amil yapmayabiliriz. Amil yapmazsak ne olacak? Cümle eski haline dönecek. Göreceğiz. 3. Amelden bozulduğu için de mübteda fiillerine gelebilirler. Normalde inne bunlar e, isme gelen amillerdi. Ama amilliğini bozduktan sonra artık isme gelmesinin bir anlamı yok. Fiillere gelebilir ama her fiile değil. Mübteda fiillerine az önce gördüğümüz, girizgahta gördüğümüz fiillere gelebilir. Şimdi bu üç değişikliği tek tek ele alalım. Birincisi neydi değerli izleyenler? Haberinin başına lam gelir ne in olursa. Tahfifleşen in ile değerli izleyenler olumsuzluk eki olan in var. İni nafiye. Bu ma manasında hayır yok demek cümleye olumsuzluk manası katan bir in var. Peki bu in olumsuzluk manası katan in mi? Yoksa in neden tahfifleşen muhakkak ki manasında in mi? Biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? İşte bunu ayırt edebilmek için tahfifleşen inin haberinin başına lam gelir. İn ahmede le tilmidun. Gerçekten Ahmet öğrencidir. Bakın şimdi bunu nereden, bu manayı niye gerçekten muhakkak ki manası verdim? Çünkü bu inin haberinin tilmid haberi, haberinin başında lam var. Lam-ı farika, lam-ı iptidaiye var. Bu lam olmasaydı cümlenin anlamının Ahmet öğrenci değil şeklinde anlaşılması da muhtemeldi. Neden? Çünkü inin afiye diye aynı. Buna benzer bir in var. Bu in değerli izleyenler cümlenin anlamını olumsuz yapıyor. Şimdi ilk kuralımız neydi? İn ne in olduğu zaman haberi olan tilmiyenin başına lamu farika yani inin afiyeden ayıran lam veya lam iftidayı asıl itibariyle gelmesi vaciptir. Neyi görüyoruz değerli izleyenler? İn ne in olduğu zaman cümlede yapısal anlamda değişiklikler olur mu? Evet olur. Üç değişiklik olur. Birincisi in ne in olduğu zaman haberinin başına lam gelmesi vaciptir. İkincisi ikincisi de değerli izleyenler şimdi inne enne hatırlayalım hurufu muşebbehe niye diyorduk fiile benzeyen harfler? Üç bakımdan fiile benziyorlardı. Bunlardan bir tanesi de üç harfli olmaları bakımından benziyordu ama inneye bakalım inne in olunca artık fiile benzerliğini kaybetti. Üç harfli değil. Başka sonu ile hatırlayalım artık sonları da fetalı değil cezimli oldu. Ya dolayısıyla inne fiile benziyor. Görmüştük neden benzediğini. Ama in ise artık fiile benzerliğini yitirmiştir. Zaten innenin amil olması fiile benzediği içindi. Ama şimdi inne in olunca fiile benzerliğini kaybedince amilliğini de bozmak caiz oldu. Lafzına bakarak, lafzına bakarak amil değildir deriz, amel ettirmeyiz ki Basra ekolüne göre amel ettirmemek daha efsaldir. Ama istersek mana itibariyle yani bu asli itibariyle inneydi diyerek amel de ettirebiliriz. Asliyeti aslına bakarak amel ettirebiliriz ama lafzına bakarak amel ettirmeyebiliriz. Burada okuyanın, iraplayanın eline bırakılmıştır, muhayyerdir. İster amil dersiniz, nasb eder ref edersiniz. İster amil değil dersiniz. O zaman amil değil dersek ne yapacak? Ne yapacağız? Hemen bakalım. İn amelden bozduk ini. İn harftir cümlede. Manası vardır gene muhakkak. Ama cümlenin terkibi nasıldır bakın. Ahmedu. Bakın Ahmed'e değil. İnnenin ismi değil artık. İnin ismi. İn ahmedu letilmidun. Haberine lam gene gelecek. O şart. ilk şarttı. Burada şimdi amelden ilgasını yapıyoruz. Yani amil ini amil amillikten iptal ediyoruz. Ahmedu mübtedadır. Tilmi haberdir. Mustakil mübteda haber cümlesidir. İnnenin ismi haberi değildir. İster böyle okuruz ibareyi, ister İn ahmede ...letilmidun diye Ahmet'in ismi, in'in ismi yapabiliriz. Ama Basra ekolüne göre burada dediğimiz gibi... E, ...lafzına bakarak fiile benzerliğini yitirdiği için amelden bozmak daha evladır. İki takdir caizdir ama. ister amel ettiririz, ister amel ettirmeyiz. Bu ikinci değişiklikti değerli izleyenler. İlgası da, imali de caizdir diğer ilmi ifadeyle. Üçüncü yapısal değişiklik eğer amelden bozarsak, bu, bu bununla ilgili amelden bozarsak, amel ederse değil amelden bozarsak ki evla olan o, artık bu in, normalde in neden gelen in, bunlar isimlere dahil olur, fiillere dahil olmaz. E, amelden bozulunca her fiile değil, önüne gelen her fiile değil, sadece müpteda fiillerine gelebilir. Neden sadece müpteda fiillerine gelir? Çünkü müpteda fiillerini hatırlayalım. Cümle yapı itibariyle müpteda habere gelen fiillerdi. Yani mübteda haberle çok ilişkili yakın bir fiiller. İnnenin ismiyle haberiyle çok ilişkili fiiller. Sıradan bir fiil gelemez. Mübteda fiili gelebilir ki nakıs fiiller veya ifali kulüp veya ona mulhak olanlar idi mübteda fiilleri dersin girişinde girizgahında görmüştük. Evet üçüncü kuralımız eğer in amelden bozulursa amel ederse zaten bitişmez. Ama amelden bozulursa artık kendisinden sonra fiil gelebilir ama herhangi bir fiil değil. Hangi fiiller gelebilir? müfteda fiilleri gelebilir. Örneğimiz Bakara suresindeki ayet-i kerime namazın e, huşu sahipleri, takva sahipleri hariç diğer insanlara çok ağır geldiğinden bahseden bir ayet-i kerime. Estağfirullah. Ve in kânet le Bir kere bu inin bizim in neden gelen in olduğunu hemen nereden yakalıyoruz değerli izleyenler? Haberi olan kebîratenin başında bakın değerli izleyenler lam var. Bu lam neye işaret ediyor? İnin bu inin muhakkak ki manasında olan in olduğuna işaret ediyor. O zaman cümleye mana vereceğiz. Bunu yakaladığımız an anlam değişiyor. Gerçekten kânet o namaz idi. Lekabiratan çok ağır geliyordu. İlla alel khâşi'in. Huşu sahipleri hariç. Diğer herkesin üzerine bir namaza kalkmak çok ağır geliyor. Şimdi burada gene konumuza dönelim. İn, in neden tahfifleşmiştir? Amelden bozulması caizdir ki evladır. Amelden bozduk artık bakın in isme değil fiile ama hangi fiile? Müpteda fiili olan kâne, nakıs fiile geldi. Peki artık inamil olmadığına göre kebiraten neyin haberi? Kebiraten nakıs fiil olan kânenin haberidir. Kâne haberini ref nasb eder. İsmini ref haberini nasb eder. Kânenin ismini al nerede? Altında hiye. Yani ayet-i geride geçen namaza gidiyor. Kânet yani as salatu namaz lekebiraten çok ağır gelir. Şimdi değerli izleyenler İbn Hacib kafiye sahibi müellifimiz diyor ki ister amel etsin ister etmesin ister ininafiye ile karışın ister karışmasın bu cümlenin haberinin başına lam her zaman gelmelidir. Bu lam le kebiraten şimdi bu kebiraten inin innenin haberi değil inin haberi değil çanenin haberi haberin başına niye, niye lam geldi? İbn Hacip diyor ki tahfifleşen inin -in haberinin başına her daim e, lam gelmek zorundadır. Yani ibarede o lam her şekilde gelecek ibareyi daha iyi ayırt edebilmemiz için. O inin muhakkak ki manasında olduğunun sembolü ibarede nedir? Oradaki lamdır. Evet kâne müpteda fiilidir. İn ona bitişmiştir. Ve haberi e, lekebi yaratan kânenin nakıs fiilin haberidir. Ama iptida lamı, lamı farika gene e, kânenin haberinin başına bu sefer bitişmiştir değerli izleyenler. Kur'an-ı Kerim'den birkaç örnek görelim. konumuzu pekiştirelim. Estaizu Araf suresi. Ve in vecedna ekserahum lefasiqin. Ve in vecedna derli izleyenler. Bakın in. Birçok in var. İn nafiye, in -i şartiye vesaire vesaire. Peki bu ine biz ne manası vereceğiz? Anlam. Olarak ne anlamı vereceğiz? Burada lam bizi yönlendirecek. Bakın fasıkın, lefasıkının başındaki lam bizi yönlendiren bir lam. Bu ine Muhakkak ki gerçekten ki gerçek şu ki manası vereceğiz. Muhakkak ki vecedne biz bulduk ekserahum onların çoğunu lefasikin yoldan çıkmış bulduk. Burada in bakın şimdi hemen inceleyelim. İnne bizim inne mi? İn bizim inne mi? İnneden gelen tahfifleşen in mi yoksa farklı in mi? Birinci şartımız neydi? Haberinin başına ne gelecek? Lam. Gelmiş mi? Gelmiş. İkincisi değerli izleyenler. Amelden bozmak caizdir. Hatta evladır. Bakın in amelden bozulmuş. Niye? Fiile bitişmiş. 3. Amelden bozulunca da müpteda fiillerine bitişebilir. Vecede de değerli izleyenler müpteda fiillerinin ikinci kısmı olan e, faali kulüp ve ona mulhak olanlar da o zanne ve kardeşleri e, sayyara ve kardeşlerinden vecede de efali kulüptür. Yani her fiile gelmez efali kulübe gelir. ne? biz bulduk ekserohum onların çoğunu birinci mefulü ekserohum lefasikin de ikinci mefulüdür vecedin. Vecede iki meful alır. Biz onları bulduk. Nasıl bulduk? Fasikin fasık olduklarını oldukları şekilde bulduk. Burada lefasikin e, vecede fiilinin ikinci mefulüdür. İkinci mefulü önceden haberdi. Mübteda ne demek? Yani mübteda fiilleri ne demek? Mübteda habere geliyor. Peki zanne, zanne ve kardeşleri müpteda haber olan bir fiile gelince ne olmuş oluyor? Müptedayı birinci mefhulü, e, haberi ikinci mefhulü yapıyor. Yani nasb ediyor aslında. Ekterohum vecedeyi silelim değerli izleyenler. Ekteruhum le Müpteda haber de aslında. Vecede onların başına geldi müpteda haberin başına. Ekteri birinci mefhulü, fasikini ikinci mefolu yapmış oldu. Biz yine konumuza gelelim. İn ne? müpteda fiiline gelmiştir. E, vajede, müpteda fiilidir haberi olan yani eskiden haber olan ikinci mefolünün başına da lamu farika, lamu iptidaiye diğer ismiyle dahil olup bu inin bizim in olduğuna işaret etmiştir. Araf suresinin 102. ayet-i kerimesi. Saffat suresinde değerli izleyenler cennet ve cehennem ehlini karşılaştırmalı olarak anlatırken cennete girmiş olan Bunlar kendi arasında konuşurken dünyadayken bazı arkadaşlarının dostlarının olduğunu hatırlıyorlar. Şimdi o dostuyla görüşmek istiyor. Yakın olduğu bir arkadaşıyla görüşmek istiyor. Onu cehennemin ortasında buluyor. Manzara açılıyor. O sahneyi anlatıyor. Estaizu billah kal diyor ki cennete giren o kimse diyor ki cehennemdeki o arkadaşına tallahi Allah'a yemin ederim ki in kitte türdiğin tür Neredeyse kitte kade kâne kâde nakıs fiil neredeyse demek. Neredeyse sen letürdin beni e, mahvedecektin, döndürecektin dinimden. Bu çağda böyle din mi olur, böyle yaşanır mı, böyle hayat şartlarında olur olur mu, bu kadar ağır olur mu vesaire vesaire diyerek sen benim kafamı bulandırıyordun neredeyse. Ben neredeyse sana inanacaktım. İnanmış olsaydım senin gibi cehennemin ortasında olacaktım. İyi ki inanmamışım e, diye aralarındaki muhabbeti anlatırken Saffat suresinde İn kitte Bu in hangi in değerli izleyenler? Hemen bakıyoruz. Le türdin. Orada biz lamımızı yakaladık. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de veya metinde okurken böyle kırmızı puntu olmayacak. O lamı orada yakalamış olacağız. O lamı orada yakalayınca bu ine gerçekten muhakkak ki manasını vereceğiz değerli izleyenler. İn kitte le türdin. Evet. Ee, burada şimdi bir in. İn neden tafifleşmiştir? Haberinin başına lam gelmiştir. Bir. <laughs> İki, amelden bozmak caizdir ki evla olan budur, amelden bozulmuştur. 3. amelden bozulunca da artık mübteda fiillerine dahil olabilir ki kitte, kade, kâne ve kade nakıs fiillerin bir çeşididir kade. E, müpteda mübteda fiillerine dahil olabilir. 3 kuralı da Saffat suresinin 56. ayet-i uygulamış olduk. Evet, Yunus suresindeki bir ayet-i kerime, Estaizu ve in kün, kün temin kablihi leminel gaf afedersiniz Yusuf suresindeki bir ayet-i kerime surenin girişinde nahmemneku saleike diye başlayarak ayet-i kerime biz sana kıssaların en güzelini Yusuf kıssasını anlatacağız. Şimdi Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz köşeye sıkıştırabilmek için eski e, dinler olan Hristiyanlık ve Yahudilerden kopya çekerek onu sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yahudiler diyorlar ki ona şu soruyu sorun. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e. Söyleyin bakalım Yakup Hanedanı, Hz. Yusuf'un babası Yakup Hanedanı neden Şam'dan Mısır'a göç ettiler? Şimdi bu bir soru aslında. Peygamber Efendimiz'e Mekkeli müşrikler geliyor diyor ki sen madem e, aynı dinin devamı olduğunu söylüyorsun, hak din olduğunu söylüyorsun. Söyle bakalım. Yahudilerden aldıkları, kopya çektikleri soruyla beraber. Yakup Hanedanı neden Şam'dan, Şam bölgesinde yaşıyorlardı. Neden oradan Mısır'a göç ettiler? Tarihi bilgi soruyorlar kendilerince. Ve Yusuf suresi nazil oluyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamber birçok yerde anlatılır. Ama Hz. Yusuf bir surede çok geniş şekilde çocukluğundan vefatına kadar çok detaylı bir şekilde anlatılır. Ve bir yerde anlatılır, burada anlatılır konusu. Şimdi bu sorunun cevabı üzere bu sure iniyor. Allahu Teala diyor ki surenin girişinde. Biz şimdi sana en güzel kıssayı Yusuf kıssasını anlatacağız inşallah. Ama şöyle bir şey söylüyor. Ve in kün temin kablihi lemin gafili. Bu surenin birkaç yerinde bu ifadeyi kullanacak. Sen anlatacağımız şu hikayeyi çok detaylı konuşmalara varıncaya kadar Yahudilerin sorduğu soruyu Yahudilerin bilmediği detayda anlatacak şimdi sure. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen min kablihi bu sureyi biz sana indirmeden önce Leminel gafilin. Gerçekten sen bunları bilmiyordun. Nereden bileceksin ki? Sen o kıssalara bu kadar vakıf nasıl olacaksın? Tarih kitaplarında yazmadığı kadar detaylı anlatacağız sana şimdi. Bu da Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden bir tanesi. Yahudileri şok eden surelerden bir tanesi. Burada ve in kün temin kablihi leminel gafilinde. Bu in hangi in değerli izleyenler? Hemen leminel gafilinde bakıyoruz orada bir lam var. O lam bu inin bizim muhakkak ki sen manasında olduğuna işaret ediyor. Yani bizim in neden gelen indir. Peki başka ne olmuş? Bakın müptüda fiillerinden biri olan kâne, künte, kâne'nin nefsi mütekellim mahde sığgasına gel gelmiş hali. Yani nakıs fiil müptüda fiilidir. E böylece amelden bozulmuş ve müptüda gelmiş formatıdır bu değerli izleyenler. Evet böylece konumuzu bitirmiş olduk. İbaremizi okuyarak dersimizi nihayete erdirelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahfifu maddeti elif nun. Elif nun maddesinin tahfifleşmesi ki ikinci konu. Bir Elif Nun maddesinin okunuşuydu birinci konumuz. İkincisi tahfifi. Nereden okuyoruz metnimizi değerli izleyenler? İzhar kitabı. İmam Birgivi'nin İzhar kitabından okuyoruz. Ee, i̇nternet ortamında İzhar kitabı yazıp pdf'i bulunabilir veya herhangi bir Arapça yayın evi ev olan bir kitap, bir yayın evinden e, satın alınabilir. İzhar kitabının metnini takip ederek bu konuları e, okuyoruz. Evet. Ve tuhaffefu tahfifleşir. El meksuretu, meksure olan yani inne kesreli olan elif nun maddesi tahfifleşir. Peki ne olur tahfifleşince? Üç şey olur. Bir feyelze mu tahfifleştiği zaman lazım gelir, gerekir. El lamu bir lam gerekir. Hangi lam? Lamu farika veya iptidaiye lamu dedik biz. İptida veya el farika olan lam gerekir. Fi haberiha nereye? Fi haberiha bu innenin haberine, meksure olan innenin haberine lam gerekir, Lam-ı farika gerekir. 2. Başka ne gerekir? Ve cüzü caiz ne ilga uha. Bu meksure olan innenin in olduğunda ilgası yani amilliğinin bozulması, iptal edilmesi caizdir. Dediğimiz gibi zorunlu değil ama evla olan caizdir o demek. 3. Başka ne olur? Peki amelden bozulduktan sonra ne olmuş olur dolayısıyla ve <laughs> duhuluha. Bu meksure olan in'in dahil olması, gelmesi caizdir. Neye? Alâ fi'lin bir takım fiillere gelmesi caizdir. Hangi fiiller onlar? Min efhâlil mübtede'i mübteda fiilleri olan fi, bazı fiillere bitişmesi gelmesi caizdir. Ne gibi? Nahvu kavlihi teala. Bunun örneği şunun gibidir. Şu Allah Allahu Teala'nın şu ayet kelimesi gibidir. Bakara suresindeki ayet kelime ve in kanet le namaz gerçekten onlara ağır gelir. Ve in kânet lekebîraten nakıs fiile, müpteda fiili olan nakıs ile örnek veriyor. İkincisi müpteda fiili olan neye örnek veriyor ikincisi? Aslında örnekleriyle konuyu anlatıyor İmam Bir gibi rahimahullah. Bu da efali kulüp olan zanne ve kardeşlerin örnek. Ve inne zunnuke estaizu billah leminel kâdibîn. Biz muhakkak ki seni yalancılardan olduğunu düşünüyoruz diyorlar e, ee, Şuayb Aleyhisselam'a yanlış hatırlamıyorsam ayet-i kerimede biz senin gerçekten yalancılardan olduğunu peygamber, peygambere söylüyorlar halkı, hanedanı. E, ee, burada da inna zunnu kele minel efali kulüp olan zannenin e, yine bitiştiğine örnek değerli izleyenler. İbaremizde böylece bitirmiş olduk. Elif Nun maddesinin tahfifleşmesinde innenin in olması ile ilgili 3 kuralımızı ve buna bağlı olarak Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet kelimelerde çok basit bir şekilde bulunabileceğini 29. dersimiz itibariyle görmüş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 30. dersimizde annenin en olduğu yerleri göreceğiz. Orada görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça Dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.